Bulgaristan'dan herkese merhaba arkadaşlar. 27.06.2024 günlerden Bulgaristan'a geldim. Evimizi toparlıyoruz bildiğiniz üzere. Fayansın bugün fugalarını çektim. Bu arasındaki derz dolgular var ya. Onları komple çektim. Birazdan onu da göstereyim sizlere. Şimdi artık içine işte montajı falan şeyi kaldı. Tuvaletidir. Fıskiyesidir işte. Çeşmelerin takılması kaldı. Onlara da takacağız inşallah. Yani fayans fuga kolay oldu yani. Fugayı çekmek pek zorlamadı bizi. Fayans arası dolgu. Basitti yani. Hiçbir yerden de bakmadım zaten. Direkt hani başladım çalışmaya. Bildiğimiz basit yani. Sürüyorsunuz ve ondan sonra işte bezle falan. Bezle değil de süngerle siliyorsunuz. Basit bir olay. Zaten internette bakarsanız vardır ama ben hiç bakmadan yaptım. Çünkü daha önce zaten yaptığım için o yüzden ihtiyaç duymadım o konuda. Bu arada bir tane kamerayı hak ettik yani. Soğuk kamerası. Burada da sucuklarımız. Dedim oturayım böyle çarşıya. Hava da güzel. Mükemmel. Şezlong'un altında. Şezlong dediğim çadırın altında oturduk. Balkan. Balkan bira reklamı çadırda. Oh, iyi geldi ya. Hava da sıcak olduğu için. Soğuk bira mükemmel gidiyor yani sıcak havada. Yani böyle. Evimizi yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi dediğim gibi banyo bitti. Şimdi bir tane oda var. Sıvanması gerekiyor. Ama tabi sıvadan anlamadığım için bu olayı nasıl yapacağım bilmiyorum. Acaba bakacağız internetten bakın sıvı olayları nasıl. Gerçi o an biliyor nasıl sıvandığını ama o kendi zaten gösterecek. O da kendi sıvacı değil ama yaptığı var yani, daha önce yapıyor. Böyle ufak defek sıva işleri. Yaparız ya. Ben şimdi ustayla uğraşmak istemiyorum. Usta bulup burayı getir. Adamla burada kalman lazım. Benim de zamanım yok. Ben de şimdi zaten 2 günlüğüne geldim. Yani 2 gün kalıp gece vardiyasından çıktım. Sabah zaten geceden çıkıp direkt geldim. Şu an 2 gün evdeyim. 2 gün kalıp tekrar toplanacağım. Mert de buradaydı zaten 2 haftadır. Onu da almaya geldim. Canı sıkılmış. Yalnız tabi burada olduğu için canı sıkılıyor. Ama bizim tabi canımıza sıkılmaya zamanımız yok. Çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, video çekiyoruz sizlere. Yani böyle bir şeyler bulmanız gerekiyor kendinize. Boş oturmakla zaten bu işler olmaz. İllaki bir şey bulup yapacaksın ki bir hobin olacak. Mutlaka bir hobin olması gerekiyor. Bu hayatta öbür türlü hani boş boş git kahveye otur mesela. Türkiye'de genelde görüyorum kahveye oturuyorlar. İşte pişpirik oynuyorlar, ne bileyim tavla oynuyorlar. Yani boş işler bunlar. Zaman geçirme. Nasıl gidersin? Kafeye gidersin, bir kahveni içersin. 1 saat. Hadi maksimum 2 saat evine toplanır ama adam oturuveriyor mesela sabahtan akşama kadar kahvede. Böyle bir tarz, böyle bir sistem, bir sıkıntı yani. Nerede konu, nereden nereye gitti, şimdi dağıldı. Konuyu dağıttık arkadaşlar. Hava çok güzel. Kuşlar ötüşüyor. Bir tane testere sesi var, biri odun kesiyor galiba. Onun sesi geliyor size, bilmiyorum ama. Restoranlar. Şurada bir tane restoran, gerçi onu paylaştım biliyorsun. Geçen onu oturmuştum. Sever restoran. Sever ismi. Çok güzel. Önünde havuzu var. Havuza da girebilirsiniz. Yazıyorum. Orası güzel bir mekan. Bugün gitmedim oraya. Dedim bir şimdi. Yani orada şimdi video çekmek kalabalık oluyor. Polisler yoğunlukla geldiği için. Video çekmek için şöyle bir sakin bir yere oturdum. Kimsenin olmadığı bir yere. Biramı aldım işte. Kankamı aldım. Öyle oturuyoruz. Yarın da bakalım o çeşmeleri falan takmaya çalışacağım. Tuvaletin montajını yapmaya çalışacağım yarın. Onları takacağız. Bayanımızı bari faaliyete geçirelim. Sonra diğer işlere bakacağız arkadaşlar. Satılık ev olarak şöyle söyleyeyim. Evler var ama fiyatları biraz uçuk, pahalı. Fazla da ev yok. Birkaç tane ev var şu an. Satılık. Yani öyle... İnternet üzerinden giriyorum, bakıyorum da yani fazla da gözükmüyor yani satılık ev olarak. Birkaç tane var ama bunlar da fiyatları bayağı pahalı yani, bütçeniz zorlayabilir. Videomuz kaç dakika oldu? 4 dakika 54 saniye. Manzara da mükemmel yalnız. Ağacın altında, yanımda büyük bir çam ağacı var.
Üstümde güzel bir çadır. Kimsecik yok. Gerçi insanlar var. Bu taraflarda insanlar var ama burası bu kafe erken kapattığı için burada. Genelde sabah erken açıyorlar. Öğlenden sonra kapatıyor burası yani. Çalışma sistemi değişik. Hakimi var. Şimdi mesela şu karşıda köşede mesela center'daki o kafe. O mesela sürekli çalışır. Onun az ilerisinde var bani çıkacak. O da sürekli çalışır. Onlar sürekli açık yani. Ama bu arkamdaki mesela bu öğlene kadar açıyor. Öğlenden sonra kapatıyor yani. Adam keyfine göre çalışıyor. Demek ki o şekilde yani sistem. Ama güzel de bir sistem. Sonuçta adam istirahat ediyor yani. Koca gün kafeyi açık kalmasına gerek yok demek yani. Tabii şimdi kışta yaklaştığı için millet odun falan kesim işlemleri devam ediyor sürekli. Burada yani kış sert geçiyor, soğuk. Yani bir 4-5 metreküp en az odun almanız lazım. Ki yeter mi? O da şüpheli. Sürekli yakarsanız. Ve çoğu kişide de klima var burada. Yani insanlar odun da yakıyor ama her evde klima var. Klimayla da ısınıyorlar. O yüzden biraz tasarruf ediyorlar odun olarak. Şimdiki yeni klimalar elektriği daha az tükettiği için o konuda daha iyi. Biz de taktık yani mecbur. Hiç olmazsa mesela geldin kış günü buraya hemen çalıştır klimanı. Gerçi şu an sürekli oturan var ama geldin hemen çalıştır klimanı, işte sobayı mobayı yakana kadar hiç olmazsa hemen ısınırsın. O konuda öyle. Güzel. Hava çok güzel. Sessiz. Aslında bak sabah işten çıktım. Geldim bir de çalıştım. Uykum falan gelmedi yani daha. Ha, bugün erken yatarım. Sabah erkenden kalkmak istiyorum. Bugün erken yatacağım yani, zaten yoruldum. Erken yatıp sabah bir erken kalkıp bir turlamak istiyorum bakalım. Mahkutların oyunu. Biraz gezerim içinde. Bu kafe bayağıdır kapalıydı. Ondan sonra açtılar onu. Yani burada da ilginç ilginç olaylar var. Mesela biraz kapalı kaldı bu kafe bayağı bir zaman. Ondan sonra açtılar. Herhalde sahip mi değiştirdi, ne yaptı? Çok değişik yani. Bazen kapatıyor. Şurada mesela yeni bir tane otel var. Otel işte, hem altı restoran. Onu çekmişimdir ben. Mesela o adam böyle birkaç ay işletti. Sonra 3-4 ay kapalı kaldı. Şimdi bakıyorum yine açmış. Çok değişik yani çalışma sistemleri yani. Demek ki adamların paraları bol, istediği zaman açıyor, istediği zaman kapatıyor, umurunda değil yani müşteri gelmiş veya gelmemiş. Adam bakıyor yani, keyfine bakıyor, keyfince çalışıyor, öyle söyleyeyim sizlere. Yani şimdi Türkiye'de mesela bir restoranı kapatırsın, 2 ay sonra bu restoranı tekrar açarsın. Yani böyle bir sistem orada göremezsiniz Türkiye'de, ama burada var. Burada adam 3-5 ay kapatıyor, bakıyorsun 5. 6. ay başlıyor çalışma yani restoran. Geçen mesela ben buradan bana sipariş vermiş, o Sever restoranda bir yani patronu sipariş verdi, bir şeyler Türkiye'den getirdim. Restorana gittim, kapalı o akşam mesela, adam keyfine göre kapatmış. Devirsi günü açıyor. Yani Türkiye'de mesela kapatsa adam burasını nasıl kapatır yani, milletten tepki ya. Burada öyle bir şey yok yani, adam kapatabilir. Kapatıp tatiline gidebilir yani, orasını sürekli açmak zorunda değil. Orası kapalıysa farklı bir restorana gider insanlar yani, sistem böyle yani. Sürekli ben yani şu mantık yok adamlarda. Ben burasını sürekli açık tutmam lazım. İşte müşteri kaybederim. İşte bu olur, şu olur. Yok adamlarda öyle bir şey yok. Yani adam kapatıyor. Bugün diyor ben denize gideceğim. Bugün kapalı diyor misal. Veya tatile gideceğim işte. 10 gün kapatıyorum ben burasını diyor. Farklı bir sistem yani. Yani benim de şimdi aklıma geldi. Benim de o dikkatimi çekti. Yani böyle olduğunu ben de şimdi anladım yani. Kapatıyor, açıyor. Sıkıntı değil yani adamlar için. Böyle bakalım. Şimdi gidelim eve arkadaşlar. Bir içerisinde göstereyim sizlere. Hani bir görelim bakalım. Fugalı haline. Sonra montaj yaptıktan sonra da çekerim. Yani içerideki işte çeşmedir, vır zıvırdır. Ama şimdi böyle bir boş halini gösterelim sizlere. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde komple banyomuzu bitirdik. Fugalarını çektik aralarına. Güzel oldu. Bunu bir günde yaptık. Yerine falan. Fazla bir zor işlem olmadığı için sadece araları dolduruyorsunuz ve olay bitti. Böyle. Şu kısmı boş bırakmıştık. En son onu da doldurdum. Hani şuraya raf koyacağız birkaç tane. Malzeme koymak için. Onu da yaptık. Oralarında tabii
kırıp oralarda bir fugalar mı çekeceğiz. Ondan sonra işte tuvalete montajını yapacağız. Buradaki banyo musluğunu, lavabo musluğunu. Şoförümüz buraya gelecek. Bu şekilde buraya da plastik yapıştırmalardan yapıştıracağız tamamen. Bu kadar. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde. Sıva işine başladık. Videoyu kapatmadan hani bunu da paylaşayım dedim sizlere. Bayağı da işimiz bitti. Dedim bir sıvasına da bastayım. Bu mineral sıvalar arkadaşlar. Yaklaştır bakalım biraz. Şu şekilde. Dokunma ama duvar daha şey. Fazla da yaklaşma. Azıcık daha uzaktan durabilirsin. Şuradan bir yerden çek. Yani normal mineral sıvayla yapayım dedim. Daha basit oluyor. Kolay bir şekilde uyguluyoruz. Şimdi onu da göstereyim sizlere. Yani ben sıvacı değilim. Bu işi daha önce yaptığım yok. Ama el alışkanlığı. Başladı. Bir sıvamdır bak. Uzaktan bir çabuk alıyorsunlar. Arkadaşlar. Yani ilk defa sıva yapıyorum. Ama uygulama gayet kolay. Fazla zorluğu yok. Basit bir şekilde uyguluyorsunuz ya. Şu kadar kısmı ne kadar zamanda bitirdim derseniz yaklaşık beni çek yaklaşık 1 saattir, 1,5 saattir. Yani 2 saattir bu duvar bitiyor komple. O şekilde söyleyeyim. Çok kolay bir şekilde sıvası oluyor. Bir de rahatlatıcıda mı yapıyorsun? Evet. Bu zaten kendi hani kumu falan her şey içinde hiçbir şey ayarlamıyorsunuz. Direkt suyunu döküyorsunuz. Mineral sıvı 1,5. Sanırım yani onun ölçüleri var. 2, 1,5. Bizimki 1,5 sanırım. Şu ince taşlar var zaten içinde. 2 olanlar daha mesela 2 numara olanlar daha kalın taşlar. Ben 1,5'la yapıyorum. Güzel bir şekilde oluyor. Bunları genelde dış cephelere kullanıyorlar. Dış cephe izolasyon yaptıktan sonra hani filenin üstüne sürüyorlar ya bunu. İşte malzeme bu. İçeride uygulanır yani. Dışta giderse içeride de gider. Hem daha da güzel duruyor. Şu kara sıvayla uğraşamazsın arkadaşım. Kara sıva ya da alçıyla. Alçı da olabilir ama alçının zımparası var, şeyi var. Bununla hiçbir şey yapmıyorsun. Bakın çek ve dümdüz bir şekilde her şey normal oluyor. Zımparaya da gerek yok. Basit. Aklınıza fikir olsun, bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sıvamızın da bitmiş hali bu şekilde komple bitirdim. Yaklaşık burayı 1,5 torba 25 kiloluk o mineral sıvadan gitti. Kaç metrekare desek 1, 2, 3, 4, 6 metrekare civarı, 1,5 metrekare. Yani 6 metrekareye 1,5 torba gidiyor. O şekilde hesap yapabilirsiniz. İnce sürüyorsunuz ve çok güzel oluyor. Bir duvara bakın. Bir duvara bakın. Tabi buralara da daha tamir olacak. Yani bu oda muhtemelen 2-3 günde sıvanır. Tabii şu an malzeme de bittiği için Türkiye'den tabii ki yine malzemeyi alacağız. Orada ucuz. Şimdi burada nerede bulacağım bunu? Oradan gelirken artık 4-5 torba alacağım gelirken. Geldiğimizde de bitiririz zaten burasını. Ondan sonra parke işine geçeceğiz. Parkeden sonra zaten olay bitti yani. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.